açık tutun. Civarda haydutlar var. Evet, özellikle de arabadakileri düşününce tam 200 bin dolar. Gözlerimizi açık tutmamız bence de çok iyi olur. Alın, bu sizi sıcak tutar. Evet, içki bu işimize yarar. Ben şimdi geri gidiyorum. Siz burada nöbet tutun. Merak etme. Kendisi içeride sıcak evinde oturuyor. Biz kapan burada... çeneni. Keşke hemen yarın olsa. Hadi, hadi bir şeyler içelim. Şişeyi duydunuz mu? Evet, o şişeyi midene boşaltışını duydum. Ben de duydum. Hadi gidip bakalım.
Joe! Hadi yola çıkalım. Hmm.
15 yıldır güldüğünü gören olmadı. Bana sorarsan bunu anlayabilirim. Hapiste gülünecek bir şey yokmuş. Ama bugün gülebilirsin. Çünkü bugün çok farklı. İnan bana, bugün senin için büyük gün. Ve biliyor musun, buradan bu suratla çıkarsan ne olduğunu anlamadan geri dönersin. İçeri gel Ray. Sana baktığımda sanki o kadar yıl geçmemiş gibi hissediyorum. En azından senin için. İlk karşılaştığımız gün sanki daha dün gibi. İşte 15 yıl önce geldiğinde cebinden çıkan 83 dolar. Evet, umarım yeni bir başlangıç yapmana yardımcı olur. Silahım. Teşekkürler. Şimdi kurşunlar. Kurşunlar mı? 27. 15 yıl önce onları alt çekmecelerden birine koymuştunuz. ...27. Çok iyi bir hafızam var. Bazen bu çok zor olmaz. Silahımda 6 tane, 21 tane de kemerimde var. Bana ihanet etmeselerdi şimdi daha farklı olabilirdi. İşte burada. Güzel hayvan değil mi? Bence bunu almalısın. 60 dolara değer. Thank you.
Sizin için ne yapabilirim? Uzun zamandır buralardan uzaktım. Her şey değişmiş. Senin ailen mi? Bütün ailem orada yatıyor. Üzüldüm. Uzun zaman önce duymuştum. Merhaba Bill. Kasabaya dönmene sevindim. Seninle konuşmak istiyordum. Biraz önce yargıçla konuştum. O da bana katılıyor. Yanımda şerif yardımcısı olmaya ne dersin? Ha, biliyorum çok para getiren bir iş değil. Ama ben yakında emekli olacağım ve sen de benim yerime geçersin. Ne diyorsun Bill? Artık yerleşmen gerek. Seninle Betsy arasında bir şeyler olduğunu biliyorum. Aklımda başka şeyler var Şerif. Bu biraz sürebilir. Bill, kimse seni benden iyi tanıyamaz. Annenin ve babanın iyi bir dostuydum. Aklından geçenleri biliyorum Bill. Sence de artık unutmanın zamanı gelmedi mi? Yine de sağ olun Şerif.
Buradayım. İçeride neler oluyor? Bu gürültü de neyin nesi? Aç kapıyı! İçeri gel. Burada neler oluyor? Hedef çalışması mı yapıyorsun? Ah! Arkamdan vurmaya kalktılar, ben de kendimi savundum. Kendinizi çok iyi savunmuşsunuz bayım. Her ikisi de hemen ölmüş. Pencereden girdiler. İyi geceler demeye gelmediler. Tamam tamam, sanırım nefsi müdafaa. Ama bu kasabada şiddetten hoşlanmayız. Bu kasabadan olabildiğince çabuk ayrılmanızı istiyorum. Evet, günaydın Bill. Evde kaç bardağın var bakalım? Bir çift. Onları kirletelim mi? Seninle biraz konuşmak istiyorum. Buraya kadar getiren şey ne? Aklında ne var? İşte bu. Bunun anlamını söyler misin? Benim hafızam yeterince iyidir. Dün bütün gece bunu düşündüm. Şu anda doğru olanı yapıp yapmadığıma karar vermeliydim. Ama sessiz kalmak için seni çok fazla tanıyorum. Bunları nerede buldun? Ölü bir adamın ayağında. Kim? Dün gece iki adam öldürüldü. Bunlar onlardan birindeydi. Onları kim öldürdü? Bir yabancı. Adının Ryan olduğunu söyledi. Ve batıya gitti. Tamam, ayağa kalk ve sakın dönme. Elini silahından uzak tut. Eğer birini izleyeceksen evlat, bundan iyisini yapmalısın. Bu dünya sinirli insanlarla doludur. Önce seni arkandan vurur, sonra kendilerini tanıtırlar.
Bana ne istediğini söyle. 15 yıl boyunca yeni bir iz yoktu. Sadece bir mahmuz. Sonra sen geldin ve birden 3 mahmuz oldu. Eğer bu hikayeyi biliyorsan neyi aradığımı da biliyorsundur. İkimiz de aynı insanların tuzağına düştük evlat. Ama bunun hesabını soracağım. Bunu birlikte yapacağız. Bunun için fazla nefret dolusun. Er ya da geç bu başını derde sokar. Nefret nefrettir. Bunun arası yoktur. Biri şöyle yazmıştı. İntikam soğuk yenmesi gereken bir yemektir. Sıcak yersen hazımsızlığa sebep olabilir. Bu yüzden tek başıma gidiyorum. Beni vurman gerekecek. Buna mecbur muyum? Eğer yapmazsan sonunda beni yine peşinde bulacaksın. Evet, sanırım öyle. Önemli olan oraya ilk olarak gitmek. Bu yüzden atını Kızılkaya'da bırakacağım. Buradan 10 mil uzakta. Bu bana zaman kazandırır. İyi şanslar evlat. Buna ihtiyacın olabilir. Viski ve su. Kevino'yu nerede bulurum? Bir içki daha. Bert Kevino'yu arıyorum. Bak dostum, ben viski satarım. Bilgi için teşekkürler. Hey, dur bakalım ahbap. Ryan. Bak, o ceza bir sürpriz oldu. İyi sürpriz mi, kötü sürpriz miydi? Neden? Seni gördüğüme sevinmediğimi mi sanıyorsun? Benden kurtulmak için onlara ne kadar verdin? Hayır. Ne demek istediğini anladığımı sanmıyorum. Aslında bu çok da fark etmez. Onlara ödediğim para kötü bir yatırım mı? Ah!
seni öldürmem gerek. Ama belki bunca yıldan sonra bir şeyler öğrenmişimdir. İşte bir örnek. Senin gibi bir farenin bile canlısı ölüsünden değerlidir. Bak Ryan, hiçbir zaman seni mahkemede yüzüstü bırakmak istemedim ama... Hayır. Beni yüzüstü bırakmadın, beni sattın. Beni teslim ettin, arasında büyük fark var. Bak bu çok uzun zaman önceydi, neden unutmuyoruz ha? Al. Burada $100 var. Tamam, fazla değil ama işlerim son zamanlarda çok iyi değil. $100 mı? Evet. Hapiste 15 yıl için $100 mı? Belki başta haklıydım. Belki senin gibi bir fare ölmeyi hak ediyor. Tamam, heyecanlanma Ryan. Ne istiyorsun? 15.000. Ne? 15.000. Hapisteki her yıl için $1000 nakit. Böyle bir parayı nasıl bulacağımı söyler misin peki? Oo, sen bulursun. Parayı bulacağından eminim. Ve acelem de yok. Yarın sabah benim için uygun. Eski dostlarımın bu kadar başarılı olmasına sevindim. Çok iyi işler yaptınız, değil mi? Linden City'deki arkadaşımızı ziyaret edeceğim. Bakalım bir vatandaş için yapabilecek nesi var. Yarın sabah. Bu şeylere dikkat et. Biri canını yakabilir. Ama henüz değil. Geleceğim. Masada şansın yok muydu dostum? Kötü şans değil bayım. Bu resmen soygun. Sahip olduğum her şeyi aldılar. Bir içkiye ihtiyacım var gibi. Beni anlamadınız bayım. Bu sadece bir uyarıydı. Bütün paramı aldılar ama en azından canımı kurtardım. Elbette öyle. Ben farklı bir şey mi söyledim? Hadi. Hey bekle. Hey, oraya bir daha giremem, tamam mı? Hadi. Beni öldürürler. Hayır, bunu istemiyorum. Hayır. Hayır, ben öldürülmek istemiyorum. Dinle, beni öldürecekler, duydun mu? İki viski. Ne kadar para kaybettin? $30. Ne yapıyorsun? Şaka mı bu? Hiç. Teşekkür ederim. Evet, kapıyı biliyorsun. Şimdi git. Hiçbir zaman içkimi bitirmeden ayrılmam. Merak etme demiştim, değil mi? Evet yabancı, seni tutukluyorum. Adam öldürmeye teşebbüsle suçluyorum. Bunun için 10 yıl hapis yatacaksın. Bu adamı ne zaman yargılayacağız? Yarın. Onu içeri atın.
Böyle olmasına üzüldüm. Durun! Eğer bir tanık olarak diyelim varsa, bunun bir nefsi müdafaa olduğunu söylemem gerek. Hayatım boyunca gördüğüm en açık olay. Tanığın kişiyi göz önüne alınarak aleyhindeki suçlama geri çekilmiştir. Sanık artık serbesttir. Kartlar. Çok şanslısın. Şimdi buradan git. Buradaki dostumuzla konuşmam gerekiyor. Evet genç dostum, bu aptallara göre çok hızlı silah çekiyorsun. Eğer iş arıyorsan sana yardımcı olabilirim. Yukarı ofisime gel. Ellerini başının arkasına koy evlat. Tabancanın horozunu indir. Yavaşça. İndir kollarını. Öğrenecek çok şeyim var. Bu defa senin de öğrenecek bir şeyin var. Ne? Ne? Kevino seni öldürmem için bana 500 dolar verdi. Kötü bir yatırım daha. Öyle mi dersin? O zaman ciddiye almamakla iyi etmişim. Almadıysan doğru olanı yapmışsın. Söylesene, senin ölmeni neden istiyor ve kim bu Kevin'o? Fazla soru soruyorsun. Bunun karşılığını 500 dolarıyla ödeyebilirim, ne dersin? O benim için daha değerli. 15.000. Bu yüzden uzak durmanı tavsiye ederim. Eğer durmazsan, fazlasıyla sinirlenebilirim. Bu bir uyarı. Onun kim olduğunu bulacağım. Ve eğer düşündüğüm kişi ise... Sinirlenmeye hazır ol. Hey! Hey! Dur! Bir saniye, bekle. Sana teşekkür etmeliyim bayım. Ben fazla etmem ve bugüne kadar hiç kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. Ve eğer benden bir şey yapmamı isterseniz bunu seve seve yaparım. Senden bir şey isteyebilirim. Mesela Burt Kevin'a hakkında biraz bilgi. Ne zamandır burada yaşıyor? Buraya geldiğimde bayım o çoktan o yerin patronu olmuştu bile. Ama daha fazlasını öğrenmek isterseniz doğru adamın yerini biliyorum ben. Sadece iyi bir şişe rom almak gerekiyor. Çünkü bu adam ne kadar içerse o kadar çok konuşur. Her şey işte böyle başladı. Bu yüzden yalnız yatıyorum.
Şişeyi bana ver. Şişeyi ver. Bunun tadına bayılıyorum dostum. Şerefine içiyorum. Şerefine? Şimdi Burt Kevin hakkında bildiklerini anlat. Benim sarhoş karım. Eğer bir mil içinde alkol varsa hemen kokusunu alır. Şişe. Şişe nerede? Şişe falan yok. Şişe şunu nerede? Şunu keser misin dedim lütfen? Biliyorum burada. Yapma, bir yerde. Yapma, hayır. İşte burada, biliyordum. Ama bu bizim değil, bu onun. Misafirimiz bizim için ne düşünecek sonra? O benim karım, biliyor musunuz? Sadece içkiyle biraz sorunu var, anladınız mı? Hop, onu bitirmeden önce bana Kevino'dan bahset. Kevino, inan bana o bir akreptir. Bir yılan, bir şeytan. Tamam, bırak da anlatayım. Buraya ilk geldiğim zaman kilise Tanrı'nın emrindeydi. Ben de o zaman önemli bir rahiptim. Peki ya o? Peki ya kim? Kevino. Kevino. Tek sahip olduğu bir silah ve bir deste kağıttı, bilirsin. Şimdi ona Karyas diyorlar. Full kız. Yeterli değil. Full as. Boş ver tatlım. Kumarda kaybettin ama aşkta kazanıyorsun. Bana bir şans daha ver Kevin. Ortaya koyacak neyin var? Hepsini kaybettiğimi biliyorsun. Sahip olduğum her şeyi aldım. Çiftliğimi, hayvanlarımı, her şeyi. Bunu biliyorsun. O zaman defol git buradan. Gereksiz yer kaplıyorsun. Sadece $500. Sadece bir şans var. Tek istediğim bu. Sadece $500 daha. Kim oyuna girmek istiyor? Ben istiyorum. Kendi adamlarım oynayamaz. Kağıtları dağıt. İstemez. $500 seve seve alacağım. Karayas. Bende de Karayas var. Bak genç adam. Korkarım şaka kaldıracak havamda değilim. Ben de öyle. Hatırla Kevin'i. 15 yıl önce Mesido çiftliği. Sen ve arkadaşların herkesi öldürdünüz. Ama bir şeyi unuttunuz. Beni öldürmeyi. Ona bir silah verin. Ayağa kalk. Piyanist 3 nota çal.
Sana iki ders evlat. Bir, arkana dikkat et. İki, mermilerini say. Bir adama dört mermi israftır. Beni dinle. Ben London'a gidiyorum, tamam mı? Hey! Bana 15.000 dolar borçlusun. Hey! Linley, bu istasyonun sorumlusu sen misin? Evet efendim, sorun nedir? London City'ye tren ne zaman kalkıyor? 15 dakika önce kalktı. Peki diğeri ne zaman kalkıyor? 2 gün sonra. Hadi sakin ol evlat, arkadaşın atını benim yanıma bıraktı. Trene bindi, öyle değil mi? Elbette, üstelik bu kadar da değil. O adam bana senin geleceğini de söyledi. Sana bir at ve bir öpücük vermemi istedi. Ve atın orada seni bekliyor. Peki öpücüğü nerene istersin? Hayır sağ ol, atla idare ederim. Bugün burada olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ve sizleri en önemli bankerlerimizden biriyle tanıştırmayı büyük bir onur olarak görüyorum. Bay Volkat. Arasındaki hattın büyüyen girişimci kasabamızdan geçmesini kabul etmiş bulunuyor. Diğer yatırımlarla birlikte refah dolu bir gelecek bizi bekliyor. Vatandaşlarım, sizinle daha fazla konuşmak isterdim ama gitmem gerek çünkü beni görev bekliyor. Yaşasın Senatör Carlyle, yaşasın London City. Biri burada ve diğeri de yakında burada olur. Ve Kevino'yu öldüren de o. Tamam git Pedro, Paco'yu ve diğerlerini bul. Sadece parti vereceğimizi söyle. Merhaba. Hepsi bu. Onlar anlar. Volkat, bir yabancı seni görmek istiyor. Hemen içeri gönder. Sakin ol dostum. Hepiniz aynısınız. Yıllar geçiyor ama yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Çekmecede silah, sırtta bıçak. Yalanlar.
Seni içeri kabul etmeyeceğim mi korktun yoksa? Tam tersine. Beni çok iyi karşılayacağını düşünüyordum. Bu yüzden arkadan girmenin daha güvenli olacağını düşündüm. Volkat, o yabancı gitmiş. Ben girdim bile dostum. Şimdi yerine dönebilirsin. Kapıyı da arkandan kapat. Bu özel bir görüşme. Kapı! Evet. Bakıyorum önemli biri olmuşsun. Hendrich. Eski kıyafetleri değiştirmişsin. Ama yüzünü değiştirmeyi başaramamışsın. Hala hayatım boyunca gördüğüm en berbat surata sahipsin. Beni dinle Ryan. Kapa çeneni. Sana bunca yıl senin yüzünden hangi delikte olduğumu anlatacağım. Çok berbat yüzler gördüm. Fazlasıyla. İşler artık eskisi gibi değil Ryan. Çünkü artık parasını verebilirim. Lütfen otur. Bunu konuşabiliriz. Konuşacak fazla bir şey yok. Sadece 6 kelime. 15.000 artı 15.000. 15.000'in 2 katı mı? Bu çok para Ryan. Bu çok büyük bir rakam. Hapiste 15 yıl için fazla değil. Şimdi Kevin onun payını da ödeyeceksin. Burnumun dibinde öldürüldü ve ondan parayı alma şansım hiç olmadı. Sana şimdilik avans vereceğim. 10.000 dolara ne dersin Ryan? Tamam. Kalanı yarın. Şimdi benim sıram. Nasıl ha? Durun. Hemen öldürmeyin. Bir süre için işimize yarayabilir. İşini şimdi de bitirebilirdik. Ama bu çok kolay olurdu. Şimdi şunu dinleyin çocuklar. Ryan bizim yerimize hapse girdi. Evet eski dostum Ryan. Eski günlerde olduğu gibi bugün de işimize yarayacaksın. Durun. Durun.
Bunu sağlamak için yıllardır uğraşıyorum. Vatandaşların olduğu kadar eyalet valisinin de güvenini kazanmaya çalışıyorum. Ama en önemli şey ise sonunda ister inan ister inanma şu anda bankamda 1 milyon dolardan fazla para var. Eyalet fonları bunu benim gelecekteki toplum hizmetlerim için verdi. Ne diyorsun Ryan? Bu dolar dağıyla onların aptal işlerini mi yapmalıyım? Doğru olan sence bu mu yani? Evet, onlar doğru olmadığını düşünüyor. Sanırım onların bu fikrine katılmak zorundayım. Elinizden kaçırmamaya dikkat edin. Aman tanrım, şuna bak. Tam 1 milyon dolar. Çekilin, geri çekilin. Ne olmuş? Niye bir şey söylemiyorlar? Giremez. Şuraya bak. Çekil efendim. Ama...
10 yıldır benim yanımdaydı. Sadık bir adam, iyi bir memur. Ve iyi bir dost. Hey patron, diğer bekçiyi de öldürmüşler. Kasayı havaya uçurmuşlar. Hey işte geldi! İşte geldi! Geber Kerim onu! Aşağılık Kerim! Köpek! Aslıcaz! Tamam, tamam yolu açın! Asalım! Yolu açın, izin verin! Asalım! Hadi yolu açın! Yolu açın hemen! Aşağılık Kerim! Bu adamı tanıyorum. Dün ofisime gelmişti. Bankayı onun soyduğundan eminim, adamlarıyla. Hey, sakin olun! Sakin olun! Sakin olun! Bize bu adamın da herkes gibi yargılanma hakkı var. Katillerin ve hırsızların hiçbir hakkı yoktur. Evet! Evet! Sakin olun! Evet! Ve merak etmeyin, söz veriyorum o asılacak. Ama önce bize yardımcılarının kim olduğunu söylemesi gerekiyor. Evet Volkan, çaldıkları parayı geri almak istemez misin ha? Asalım! Şimdi beni dinleyin. Gelin, tamam, bana biraz zaman verin, yarın göreceksiniz. Bence Şerif bu konuda haklı. Bir an için kendimi kaybettim. Şimdi haklı olduğunu görüyorum. Merak etmeyin, bu adam sonunda asılacak. Bence asmalıyız. Asmalıyız, evet. Onu hücreye atın. Hak etti. Burada garip şeyler oluyor. Burnuma pis kokular geliyor. Bunu suç işlemeden önce düşünmeliydi. Evet, haklısın. Hadi dağılın artık. Hadi Şerif. Hadi gidelim. Hadi yürü. Sizinle geliyorum. Hadi içelim. Tutuklu kaçmış. Dışarıdan yardım almış olmalı. Bu senin suçun Şerif. Bize karşı çıkmıştın. Ölüler asla hapisten kaçamaz. Şimdi bu adam hepimiz için bir tehlike oldu. Onu hemen yakala, beni anladın mı? Başaramazsam bunu fazlasıyla ödetirim. Tamam, gidelim çocuklar. Sanırım Linden City'ye geri döneceğim. Volkat'la yüz yüze konuşmam gerekiyor. Buna ne dersin babalık? Her zamanki gibi hata yapıyorsun derim. Neden? İlk olarak Linden City şu anda ayağa kalkmış olmalı. Yabancılardan nefret ediyorlar. Seni tanırlarsa hemen boynuna bir ip geçirirler. İkinci olarak Volkat artık orada değil. Böyle düşünmenin sebebi ne? Genellikle kafamı kullanırım. Sen de dene. Ve Volkat iyi bir plan yapmıştı ama sayende bozuldu. Özgür olduğuma göre ortadan kaybolması gerek. O onurlu vatandaş rolünü de bırakacak.
Sence hangi tarafa gidecek? Parayı alan çeteyle aynı yönü. Yani ne? Önce izlerini karıştırmaya çalışacaklar. Kafaları karıştırıp biraz zaman kazanmak isteyecekler. Sonra Viendo'ya gidecekler. Meksika bölgesinde bir köydür. Volkat orada saklanacak. Sen her şeyi biliyorsun. Öyle değil mi babalık? Tabii burada tek başına kalacağın dışında. Devam et. Tıraşını bitir. Bu defa oraya senden önce varacağım. Elbette senin öğrettiğin gibi seni yaya bırakacağım. Ama atını buradan 10 mil öteye bırakmayacağım. Bu yüzden yenisini bulsan iyi olur. Gitmeden önce şu etlerden yemek istemez misin? Neredeyse pişti. Sonra görüşürüz babalık. Senin gibi bir oğlum olsun isterdim. Çünkü bir gün sırtımda bir kurşunla öleceğim. Şimdi çabuk git buradan. Buna ihtiyacın olabilir. Señorita, por favor, tengo sed. Çok susadım. Ah.
Beni gördüklerinde neden kaçtılar? Neden korkuyorsun? Senden. Sen bizi öldüreceksin. Ben sizin tarafınızdayım. Kaç buradan hemen. Neden? Yoksa seni öldürecekler. Beni öldürmeden önce benden izin almaları gerekir ve buna izin vereceğimi hiç sanmıyorum. Sevindin ha? Buraya elimden geldiğince çabuk geldin. Çünkü benim için endişelendiğini düşündüm. Gel. Öp beni bebeğim. Her zaman seni düşünüyorum. Görmeyeli sen iyice büyümüşsün ha? Artık bir kadın olmuşsun. Seni küçük kapçak. Sen kimsin bakalım? Kozunu sadece erkeklerle paylaşan biri. Ne söylemeye çalışıyorsun? Korkak olduğumu mu? Aptal bir suratın var ama hemen anladım. Hadi kahraman. Kim korkakmış burada ortaya çıkaralım. Ne oldu? Birden fikrini mi değiştirdin? Evet. Seni öldürmeye karar verdim. Silahın horozunu kaldır. Diğer elinle. On beş yıl önce Mesida çiftliğini hatırla. O zaman da şimdiki gibi kadınlara saldırıyordun. Ama senin için büyük şanssızlık. Öldürdüğün o kadın benim annemdi. Onu Pedro'ya canlı teslim etmek istiyorum. Kardeşinin intikamını almak isteyecektir. Oh, my God.
Tamam. Hadi yuvarlayın. Hadi. Sen burada kal. Ve ne olursa olsun buradan gidene kadar ayrılma. Tamam. Paco nerede? Sana kardeşimin nerede olduğunu sordum. Bunu kim yaptı? Kim? Onu yakaladık Pedro. Canlı. Seni aşağılık katil. Seni aşağılık katil. Sen kardeşimi öldürdün. Sen lanet olası pislik. Bunun hesabını vereceksin. Katil. Kim olduğunu anlamamız gerek. Bu Kevino'yu vuran adam. İşte bu çok ilginç. Öyleyse Ryan'la birliktesin. Arkadaşının şu anda nerede olduğunu da biliyorsun, öyle değil mi? Dışarıda derin bir çukur hazırlayın. Konuşacaksın sert çocuk. Emin olabilirsin. Çünkü arkadaşının şu anda nerede olduğuyla fazlasıyla ilgileniyoruz. Adamlarım Ryan'a sürpriz yapmak istiyor. Konuş. Hayatının susuz kalarak bitmesini istemezsin ya da karıncalar tarafından yenerek. Evet, güzel bir yüzün var. Sonunun dışarıdaki kafa tasları gibi olmasını istemeyiz. Eğer konuşursam bunun bana ne yararı olacak? Eğer Bay Ryan'ı yakalamamızı sağlarsan Pedro'nun karınca çukurunda ölmeyeceksin. Seni dürüst bir düelloda öldüreceğiz. Kabul ediyor musun? Anlaştık öyleyse.
Ryan beni bu kadar çabuk gelmeyeceğinizi düşünerek gönderdi. Kızılkaya geçidine gitti. Sizden kurtulmak için bazı arkadaşlarından yardım alacak. Peki bu adamlarla ne zaman buluşacak? Bugün. Kızılkaya geçidi buradan 20 mil uzakta. Yola çıksak iyi olacak. Umarım bize doğruyu söylemişsindir. Onu dışarı çıkarın. Çok eğleneceğiz. Bu çok hoşuma gitti. Bu çok iyi. Devam edin. Bakıyorum sözünde duran bir adammışsın. 10 saat içinde dönmüş oluruz. Ama dışarıda güneş altında bu sana daha uzun gelecektir. Ona tuz sunma onuru size ait. Hadi gidelim. Hadi çıkar şunları. İşte burada. Ne işin var? Dursan iyi edersin dostum. Çünkü bir dahaki sefere kurşun beynine girecek. Benden önce geldi. Aptal. O çukura girmek için çok uğraştın mı? Bana bir türlü laf dinlemeyen bir yer fıstığını hatırlatıyorsun.
Evet, bir bakalım. Seni biraz orada bırakacağım. Hey! Lütfen şaka yapmayı keser misin babalık? Al ama çok fazla verme. Ya da çok hızlı. Bana verin lütfen. Lütfen. Senyor, sizi ve genç arkadaşınızı tanımıyorum ama buraya bize yardım etmek ve kurtarmak için Tanrı tarafından gönderildiğinizi düşünüyorum. Aslına bakarsan Yüce Tanrı'yı da pek öyle yakın bir ilişkim olduğunu söyleyemem. Ondan mesaj aldığımı da hatırlamıyorum. Buraya kişisel sebeplerden geldim. Ve bu sebepler sizinkilerle aynı yönde olabilir. He? Sanırım Volkat ve adamlarını yaban kazı avlamaya gönderebilmek için iyi bir hikaye uydurmak zorunda kaldın, ha? Evet. Sence buraya ne zaman dönerler? 9 saat içinde. Bu bize bir hoş geldin partisi için yeterli zamanı verir. Şimdi hepiniz beni dinleyin. Bir hendek kazın. Oradan oraya kadar. Bu genişlikte ve bu derinlikte. İçini kuru otlarla ve yanacak her şeyle doldurun. Sonra yağ varilleriyle hendeğin yanında bekleyin. İşi birkaç saat içinde bitirmelisiniz. Şimdi gidin. Kadınlar ve çocuklar için güvenli bir yer var mı? Evet, köyün dışında eski misyon var. Oraya git. Tamam. Üstlerine dökün. Çabuk olun.
Sanırım Ryan bizi atlattı. Ve bize iyi bir karşılama töreni hazırlamak için yeterince vakti var. Onunla savaşırız. Hayır, ben dört adam alıp onu arkadan saldıracağım. Sen diğerlerini önden saldır. Yürüyün. Geliyorlar. Kapıyı çalmalıydınız. Bizi rahat bırakacaklar. Bu gecelik. Gece onlar için çok uzun olacak. Biraz müzik onları rahatlatır. Eski bir Meksika geleneği. Sinirlerimizi bozmak için cenaze marşı çalıyorlar. Sen dinleme, uyu evlat. Yarına iyi dinlenmiş olmalısın. Thank you.
kadar yeter. Rüzgar başlayıp önümüzü kapatmadan işlerini hemen bitirmeliyiz. Kaybedecek zamanımız yok. Ha, günaydın. Umarım. O gece orada 4 değil 5 kişiydik. Ben içeri sonra girdim. Senin için önemi varsa neler olduğunu gördüğümde durdurmak için çok geçti. Tek yapabildiğim bir çocuğu kurtarmaktı ve şimdi o çocuk beni öldürecek. Evet, ben de bunu bekliyordum. Ama bir şey yapmama izin ver. Tek başına yenemeyeceğin kadar çoklar. Yardım edeyim. İşimiz bittiğinde kaçmayacağım. Arkaya gidiyorum. Thank you.
Daha ateş etmeden önce Mesido çiftliğini hatırla. Kaç mermin kaldı? 3. Bu defa benimki bitti. Bunu görebiliyorum. Usturanı bile kullandın. Bana dön Rain. Savun kendini. Sana dön dedim Rain. Sana arkanı dön dedim.
Atımı bıraktığın için teşekkürler. Şansın açık olsun.